Söylem var son günlerde çokça tartışılan. Türkiye'de derin devletle derin cemaatler arası bir hesaplaşma var ve bu dışa yansıyor diye. Bir siyaset gözlemcisi olarak derin ne diyorsunuz? Cemaatten Derin kastınız. cemaatler, yani devletin içerisinde etkin olmak isteyen derin cemaatlerin de kendi içinde çatışması var deniyor. Doğru mudur bu? Çok, Mehmet Bey'e soracağım aynı şeyi. Sayın Metiner çok daha detaylı açıklamada bulunacağına inanıyorum. Çünkü benim yapacağım herhangi bir açıklama çok spekülatif boyutta olacaktır. Sohbetin en başında da söylediğim gibi bir öğretmen olarak benim bu türden bir lüksüm yok. Böyle bir şansım yok açıkçası. Bunu bir şans olarak görüyorum bu konu üzerine fikir yürütmeyi. Ama böyle bir şansımın olmadığını da söylüyorum. Sadece bunlar birkaç köşe yazarının son 3 ayda dinlendirdiği cemaatler arası çekişmenin iktidar mücadelesine dönüştüğü ve bu iktidar mücadelesinde ise baskın olan cemaatin yeni oluşturulacak iktidar üzerinde siyasi, ekonomik ve sosyal gücünü inşa edeceği, bina edeceği üzerine yazılan yazılardı. Evet. Bunların gerçekliğini bilmiyorum. Onun için bilmediğim ve elimde de herhangi bir belge, resim ya da kanıt olmadan açıkçası konuşmaktan da imtina ediyorum. Ama cemaat çatışmalarının bu memlekette ciddi bir alan kapsadığını ve bu memleket içinde de hiç de hoş olmayan bir gelecek ortamı hazırladığını, cemaat kültürünün maalesef o saf Anadolu Müslümanlığından çok farklı olan cemaat kültürünün, cemaate yapışma, hatta yamanma kültürünün bu memleketi hiç de iyi bir yere götürmediğinin çok farkındayım. Ben siyaset bilimci değilim ama uluslararası ilişkiler perspektifinden baktığımda bunu bu şekilde tanımlayabiliyorum. İktidar ise elbette iktidarda her zaman güç oyunları oynanır ama memleketi peşkeş çekecek kadar güç oyunlarında oynanıyorsa ben hiçbir iktidarın ve hiçbir cemaatinde bunu yapmayacağını düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliğiyle. Siz ne diyorsunuz Sayın Metiner bu konuda? Yani derin cemaatten kasıt söz gelimi Fethullah Gülen cemaati mesela ise evet. Adını doğru koyarsak tartışmayı doğru yürütürüz. Ben o hayır, zaten bağlamda cevap verdim. Şimdi evet, ben Fethullah Gülen'i eğer siz laik cumhuriyetin düşmanı olarak görüyorsanız, devletin şu ve bu kademesinde bir biçimde Fethullah Gülen'i sevdiğini söyleyen herkesi de devletin içine sızmış bir düşman, devleti yok etmeye, cumhuriyeti yok etmeye ölmüş bir düşman ve işgalci gibi görürsünüz. Evet. Bu bakış açısı doğru değil. İnsanlar Fethullah Gülen'i sevebilirler, herhangi bir cemaate mensup olurlar ama aynı zamanda bu devletin bir yurttaşı. Şimdi burada... Çok edersiniz ama video kayıtlarındaki ağlarkenki konuşmasını da hatırlayarak bunları söylüyorsunuz. Ağlayarak konuşabilir Fethullah Hoca. Hayır, ağlayarak konuşurken içine sızmalıyız, alttan alttan içine gitmeliyiz, bir gün iktidar olacağız söylemini de hatırlayarak bunları söylüyorsunuz. Silahlı yöntemler dışında tabii ki iktidar olmaya başlarsınız, yani bunda bir sakınca yok. Ama bu bir illegal yol değil. Hayır, dedi. İllegal yol değil. Bakınız siyah yaz. Seçimle sandık başındayken iktidara gelmek daha legalize edilmiş hocam, bir bakınız, tarz değil midir? Yani siyasal parti kurarsınız, iktidara gelirsiniz ve de siyasal partilerden birini desteklersiniz. Zaten onunla gönül bağınız vardır. Ve dolayısıyla da o parti içerisinde de iktidar olabilirsiniz. Peki o da bir bunda, tür bir nevi darbe değil midir dolaylı yoldan? Hayır, darbe değil bu. Hoca Efendi'nin söylemleri aslında yani, bir şekilde darbenin bir şekilde hayır, bakınız, ortamını hazırlamak değil midir? Farklı bir darbe. Hoca Efendi hakkında çok ideolojik önyargılar oluşturulduğu için ne anlatırsanız anlatın insanlar sizi, bazı insanlar sizi dinlemek istemiyor. Şimdi Hoca Efendi devletine düşman değil, cumhuriyete düşman değil. Laiklikle bir problemi yok. Hoca Efendi derken Fethullah, Fethullah Gülen'den bahsediyorum. Evet. Evet. Şimdi yani bu ülkenin insanlarının daha dindar olmasını, daha muhafazakar olmasını isteyebilir. Sonuçta çünkü durduğu yer onu gerektiriyor. Bir cemaat oluşturabilir. Bu da peki demokratik bir cemaat niçin iktidar ister? Yani İnanç. Ama bu zaten kaçınılmaz bir şeydir. Diyelim ki bir cemaat büyüdükçe bunun ekonomik faaliyetleri olacaktır. Bir cemaat büyüdükçe bunun kültürel faaliyeti, gazetesi olacaktır, televizyon olacaktır. Şimdi bazı çevreler şunu düşünüyor. Bizim televizyonlarımız, medya grubumuz, ekonomik bankalar her şeyimiz olsun. Biz bunlar üzerinden bir iktidar odağı olarak bulunalım. İktidar sahiplerinden pay alalım. Gerekirse ağırlık koyalım ama Fethullah Gülen ve de bir başkasının gazetesi, televizyonu, bankası veya da bilmem bu kulları falan olmasın. Şimdi bu ayrımcı bir yaklaşım. Sizin ne kadar
bir iktidar odağı oluşturmak adına, ticari iktidar odağı olabilir, siyasi, kültürel, ne kadar hakkınız varsa Fethullah Gülen'de o kadar hakkı var. Yalnız Sayın Medine, ben de şunu söyleyeyim size. Ben Amerika yerine ben Mekke'de, şu an 10 senedir Mekke'de olmasını çok gönülden Mekke'de isterdim. Mekke'de değil. Amerika'da olması niye Türkiye'de yerine... Türkiye'de olmasını istemiyorsunuz da? Kendi isteği dahilinde gittiği için, isteklere hayır, engel konamadığı için biz demokrasi Fethullah var Gülen'in ya. De, onun bakınız için. Ben keşke Nazım Hikmet kendi ülkesinde. Keşke. Çünkü Nazım keşke. Hikmet de Türkiye'dir. İlhan Selçuk da Türkiye'dir. Fethullah Gülen de Türkiye'dir. Biz birbirimize öteki muamelesi yapmıyor. Çok uzaklarda kaldı. Hayır. Kendi bunu şey yapmayalım. Belki de ondan Türkiye, sonra yani. Türkiye'ye gelmesinde, Türkiye'de faaliyet, yasal, meşru ve çerçevede faaliyet yürütmesinde niye sakınca olsun? Ha Fethullah Hoca'nın gücünden korkanlar varsa onlar da başka bir cemaat oluştururlar. Gücünü. Zaten burada dışarı dedi ki, sonradan dışarı gitti yani. Burada olmasa dışarıda olmasa bir hayır, fark yok. Hayır, ben mesela burada şöyle bir paradoks var sevgili Fatih. Bu konuda çok duyarlı olduğunu bildiğim için. Şimdi İlhan Selçuk'un gözaltına alma biçimini ben de tenkit ettim. Hakikaten yaşını başını almış şey. Şık değil. Ama aynı şey Fethullah Gülen'e yapılmış olsaydı eminiz ki o şık bulmayanlar alkış tutacaklardı. Bugün beraat kararına rağmen Fethullah Gülen'in Türkiye'ye dönmemesi gerektiğini neredeyse savunuyorlar. Bir insan ülkesinden uzakta yaşıyor olmasını, yaşlı, kanser tedavisi görüyor, beraat kararı var, yargıtaycı ona. Buna rağmen Fethullah Hoca Hümeyni gibi mi dönecek? Sanki Hümeyni gibi dönecek, bu laik cumhuriyeti yıkacak. Buna gerek yok. Buna gerek yok. Bakınız. Zaten açıkladı sessiz sedasız geleceğim. Dedi. Ama bu ayıp yani bir insan kendi ülkesine gelebilmek için konjüktürü kuruyor olması hakikaten yakışıksız bir durum. Şık bir durum değil. Gülen için mi? Evet Gülen için. Gülen o duruma için düşürülmüş olması başkaları adına bence bir utanç nedeni.